Değerli arkadaşlar ve de değerli izleyicilerim, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah'ın izniyle Pınar'ın kaynağından programımıza devam ediyoruz. Bu sohbet 232. sohbetimiz olacak. Bu sohbetlerde genelde siz değerli izleyicilerimizden, kardeşlerimizden gelen soruları cevaplamaya çalışıyoruz. Yine öyle olacak. Önce bu defa Cengiz Yıldız Beyefendi'den, Hatay'dan, yani Antakya'dan bir soru geldi. Onu cevaplayacağız inşallah kısa ve öz olarak. Biliyorsunuz burada her şeyi öz olarak anlatıyoruz. Bunun geniş açıklamaları Kur'an'ımızda var. Yani biz burada bir ayetten konu etsek, o ayetle ilgili Kur'an'ımızda belki 3, 5, 10 tane ayetler ve uzun uzun anlatımlar var. Siz Kur'an'ımızdan konuları inceden inceye tahlil edersiniz. Evet, kardeşimiz diyor ki, kardeşimiz Kur'an'ımızdaki Rahman suresinin 33. ayetini ele almış. Oradan, ey insan ve cin toplulukları, eğer göklerin ve yerin kenarlarının bazısından aşıp geçmeye güç yetirebilirseniz hemen aşın. Ancak üstün bir güç olmadan aşamazsınız. Ayetini dikkate almış. Güzel. Ve diyor ki, kenarlar diye çevirdiğiniz sözcüklerin Arap burada şöyle demiş, pardon. Dünyanın şekli geoid olduğundan bir köşesi yoktur. Köşesi olmadığından kenarı da yoktur. Bu ayette ne kastedilmiştir? Soru bu. Şimdi dünyanın bir küre olduğunu şey yapacak olursan, diyor ki kürenin kenarı yok, köşesi yok olmadığından kenarı da olmaz. O zaman bu ayette ne kastedilmiş diyor. Küre, unutmayın. Ama dünyanın küreliği ne var? Kutuplardaki basınçları söz konusu. Onun için geoid tabiri etmiş kardeşimiz ki onu bu yapıyı Kur'an'da bir başka ayette de hani izah etmiştik. Yani deve yumurtası misali falan diye. Evet, şimdi diyor ki bir küre, biz öyle alalım. Kürenin hani ne diyeceğim, diğer geometrik şekiller gibi, dikdörtgen gibi, kare gibi, kare küp mesela, dikdörtgen, öyle onlar da kenar olmadığına göre kenarından nasıl gidersiniz diyor. Bunu derken de arkasından bununla ilgili başka şeyler de geldi de ben dikkate almamıştım. Biliyorsunuz bir düz dünyacılar var. Onlar da bu ayeti kendilerine dünya yuvarlak falan değil, yani küre şeklinde değil, düzdür, yuvar değil, düzdür diye şey yapıyorlar. Bunu da ona malzeme yapıyorlar. Burada da dünya düzdür. Onun içinde onun kenar menarı yok şey anlamında ele almışlar. Konu aslında dediğim gibi belki bu kardeşimiz de o düz dünyacıların vermiş olduğu ortaya attıkları tezlerden hareketle bunu demiştir. Şimdi değerli kardeşlerim ve de Cengiz kardeşim, ayetin orijinalinde şöyle söyleyeyim, her iki topluma ins ve cinle hitap edilir. Ya ma'şere cinne vel insi, in istata'tum en tenfuzu min ektar semavati vel ardu fenfuzu, la tenfuzune illa bi sultan. Ama bunu anlamamız için bunun arkasındaki ayeti de dikkate alacağız. Onu sonra okuyayım. Burada Cenab-ı Hak ins ve cinle, yani şöyle hitap ederim,
O günü şey, Mekke yöresindeki, Medine yöresindeki, Arap coğrafyasındaki insanlara seslendiği gibi onun ötesinde, uzaklardakine de, İran'ın da, Çin'in de, Japonya'sın da, Amerika'sın da, Rusya'sın da, Avrupa'sın da, Türkiye'sin de, Anadolu'su da bütün insanlara hitap ederken orada Arap coğrafyasında bunu duyanlar unutmayın ins olur, uzaktakiler cin olur. Hatta bir yönü daha var. O gün o çağda yaşayanlar, insanların hepsi ins olur ve sonradan gelen kuşaklar bizler o döneme göre cin oluruz. Yani bunun anlamı şöyle söylediğim zaman, bütün zamanların, evet, bütün zamanların insanları. Eğer ki bakın işte burada inistetâutu men tenfuzu min aktâris semâvâti vel arz. Uzayın, semaların ve arzın, kürenin çaplarından nüfuz etmeye, içeri girmeye, dışarı çıkmaya gücünüz yetiyorsa hemen çıkın, hemen nüfuz edin. Olay nüfuz meselesi ve nerede? Köşe değil aslında. Bakın. Köşe değil, kenar değil. Kutur. Min aktar semavati vel arz. Aktar sözcüğü kutur sözcüğünün çoğuludur. Şimdi kutur sözcüğünü biz Türkçe'de de kullanırız. Tekilini. Nasıl kullanırız biliyor musunuz? Belki herkes kullanmaz da özellikle kereste ticaretiyle uğraşanlar kendilerine gelen ağaçların ölçüsünü kuturla ifade ederler. Yani kutur çap demek. Oraya gelen ağaçların çapının kaç santim olduğunu böyle 10 santimlik, 20 santimlik çap böyle hani silindirvari şeyler var ya, onların şeylerini çap. Onun çapıyla idare eder. Ağaçların genişliğini kutur sözcüğüyle ifade eder. Çap demek. Şimdi unutmayın. Kereste ticaretiyle uğraşanlar ağaçların kalınlığını genellikle kutur sözcüğüyle ifade ederler. İnceleyebilirsiniz. Çap demek. Ayette de çaplar deyince böyle unutmayın. Yer kürenin ve uzayın çaplarından bahseder. Şimdi biz küreyiz, yer küreyi ele alalım. Onun çapı nedir? Ortasından içten içe çekmiş olduğun hat. Öyleyse dünyanın çapı dediğimiz zaman çaptan dışarı çıkmak. Çaptan dışarı çıkmak. Semavat dediği zaman tek sema değil. Sadece bizim dünyamızın atmosferi değil. Diğer hani gezegenler olsun, yıldızlar olsun, yıldız kümeler olsun. Her birinin bir çap yuvarlaklığı var. Ve ayette ifade edilen işte bu çaptan dışarı çıkabilirseniz çıkın. Buraya nüfuz edebilirseniz edin. Şimdi yer küreden nasıl çıkarız? Çapından dışarı. Ona derinlemesine, dibine, yer kürenin içerisine nüfuz etme yapabilirsen buyurdu Cenab-ı Hak. Onu yer kürenin dış kabuğundan içeri doğru gir. Ne yap? Orada madenleri çıkar. 1000, 2000, 3000 metreye doğru git, petrolü çıkar. Yerkürede bunu. Uzaya doğru gidersen de aynı çapları yırt geç. Oralara nüfuz et. Şimdi burada onu şey yapalım. Şimdi bir noktayı daha şey yapalım. Burada Allah kutur sözcüğünü kullandığına göre
çap sözcüğünü kullandığına göre, evet, dikkat edin şimdi, bu Kur'an ayetleri indiği zaman da yerin bir çapının olduğunu, semanın bir çapının olduğunu kimse bilmezdi. Ve böylece Cenab-ı Hak bize dünyanın düz değil yuvarlaklığını küre halinde çap verdiğine göre çapı sadece bir kürenin içerisinde yatay değil dikey her taraftan çaplayabilirsiniz. Evet, hem dikine hem yatayına bunu üçer şey yapabilirsiniz. Bu da mucize bir ayettir. Bu yönüyle mucizedir. Ama Cenab-ı Hakk'ın Rahman suresinde ki bu olaylara değinmesi bize teknik bilgi vermek de değil. Teknik tali şeylerde onları da Cenab-ı Hak bize lütfetmiş. Onu da anlayabiliyoruz. Ama esas bize verilen bilgi ne biliyor musunuz? Güç edinin bu işi de yapın. La tenfuzune illa bi sultan. Sultan güç demek, güç kuvvet demek, teknoloji demek, bilim demek, ilim demek. Yerinde saymak değil, kazma kürekle uğraşmak da değil. Böyle şey yapıp da yerden ayağa hoplamak da değil, zıplamak da değil. Teknolojiyi geliştirme, sultan güç demek. Bunu yapın, yapın. Yapın ki yaptığınız zaman Febi'yi alâ-i rabbikumâ tükezben. Allah'ın ayetlerini, Allah'ın nimetlerinin hangisini nasıl yalanlayacaksınız diye Allah burada insanlığa, o zamanın insanlarına, gelecek zamanların insanlarına, uzaktakilere, yakındakilere meydan okur. Gidin ya, Allah'ın gücü, kuvveti var ya, Allah'ın size sunduğu nimetler var ya, sadece bu gördüğünüz coğrafyadakiler değil, yerin dibine de gidin. Oradan da Allah'ın size sunduğu nimetleri bulun, getirin teknikle, güçle. Uzaydaki nimetleri de bulun, getir. Her gittiğiniz yerde Allah'ın mührünü taşıyan, Allah'ın nimetlerini, Allah'ın ayetlerini göreceksiniz. O zaman Allah'ın nimetlerini nasıl yalanlayacaksınız diye bize öğüt verir. Onun için de her insan hani Kur'an ayetleri enfalinde Kur'an ayetleri okunduğu zaman müminler imanca güçlenirler ya. Evet, müminler, akıllı insanlar yerin dibine gittikçe de inceledikleri Allah'la ilgili imanlarını güçlendirirler. Uzaya çıksalar da Allah'a karşı imanlarını güçlendirirler. Ayetlerde konu edilen imanın güçlenmesi, Allah'ın nimetlerinin yalanmaması, Allah'a karşı nankörlük edilmemesidir. Evet, ama şimdi bir şeye gelelim. Şimdi biz bu şeyi çaplarını dediğimiz zaman, yerin böyle çaplarını aşmaya dediğimiz zaman anlayamayan olur diye biz çevirilerimizde genellikle öyle söyledim, kenarlarından diye ifade etmek zorunda kaldık. Evet, orijinalinde aktarı semavati vel arz. Evet, uzayın tümüyle göklerin çaplarından ve dediğim gibi yer kürenin çapından nüfuz etme. Evet, bu kardeşimize bu ayetle ilgili bu açıklamayı yapma fırsatı verdiğinden dolayı teşekkür ediyoruz. Şimdi gelelim ikinci bir şeye. Şimdi burada da değerli kardeşlerim, Kur'an çalışma grubu, bir emekli asker grubu var. Şimdi o öyle şey yapmış, Kahraman Beyefendi ve arkadaşları. Yani şöyle yazmışlar. Tabii demek ki bizi hem izliyorlar, hem okuyorlar, kendileri de çalışıyorlar. Allah selamet versin. Kur'an'ımızla ilgili zihinlerinde en ufak bir şey kalmasın diye de gayret ediyorlar. Mü'mine yakışan, mü'mine yaraşan da bu. Evet. Şimdi
Kardeşlerimizin ifadesi şu: görevli güçlerin nitelik ve niceliklerin ne olduğu konusunu muhtelif tarihlerde dile getirmeme rağmen herhangi bir cevap alamadım. Bana aydınlatıcı bilgi verirseniz memnun olurum. Selamlar. Yani. Demek ki bu kardeşlerimiz bu ifadeye göre bu kardeşinize birkaç defa da sormuşlar ama demek ki biz ihmal etmişiz, kendilerinden özür dileriz ve onun için bu ifadelerle şey yapmışlar. Ve bir liste yapmışlar şimdi kendilerine göre, sağ olsunlar. Şimdi görevli güçler, kaba görevliler, bekçiler kimlerdir? Ve bunlarla ilgili nitelikleri ve nicelikleri demişler. Şimdi ve Kur'an'dan da maşallah ayetleri hep şey yapmışlar. Zuhruf suresinin 151 ile pardon Zuhruf suresinde 77. ayet demişler. Bizim kitaptan bir sayfa vermişler. Malik, hani cehennemdeki görevli gücü bir şeyde, orada cehennemde görevli meleklerin olduğunu anlıyoruz diyor. Evet. Daha sonra ateşin üzerinde Allah'a karşı gelmeyen, o da Tahrim suresinden bir ayeti, kendilerine verilen görevleri yaptığını, isyan etmediklerini. Nisa suresinde şimdi 50'de, 97-98'de oralarda da hani görevli güçlerden bahsedildiğini bahsediyorlar. Sonra yine 19-22'de demir topuzu kim kullanacak diyor. Zümer suresinde 71-72'de bekçiler kim demiş. Tekrar Muhammed suresinde 27. ayette görevli güçler demiş. Enam suresinde görevli güçler ve Mü'min suresinde de 49. ayette cehennem bekçileri demiş. Bu görevlilerin nitelik ve nicelikleri nedir? Evet, soru bu. Öyle şey yapalım. Şimdi değerli kardeşlerim, gördüğünüz gibi kardeşlerimiz bir konuyla ilgili Kur'an'ımızda araştırmalar yapmışlar ve orada da hani bu soruları, bu ifadeleri görünce bu soruları oluşturmuşlar. Ben kendilerini tebrik ederim. Ve her Müslümanın da işte böyle okuyup geçmeden böyle inceleyip zihninde herhangi bir soru işareti kalmamasını ben de isterim. Buna zihinde bir soru işareti kalmamasının adı neydi İslam literatüründe? İtminan, yani mutmain olma. Allah da zaten ne diyordu hani Necm suresinde? Evet, mutmain olan kişi benlik diyor, hani cennete gir diyor. Demek ki zihninde insanın bir takım soru işaretleri varsa o mutmain olmuyor. O hani hatır, gönül içi böyle böyle dese de işin iç yüzüne şey yapmıyor. Evet. Şimdi burada önce şey yaparken bazı noktaları dikkate şey yapacağız. Böyle onu hani bu konuya tam girmek için, şey yapmak için önce bu yaratılış serüvenini Kur'an'ımızdan şöyle bir inceleyelim. Evet, yaratılış serüvenimiz. Yani onu şey yapacağız. Şimdi şöyle arz edeyim ben size. Tin suresinde biliyorsunuz Cenab-ı Hak biz insanı en güzel takvimin içinde, en güzel sürecin içinde yarattık diyor. Yani şöyle diyelim, hayata şey şöyle başlayalım. Evrenden başlayalım öyle. Evren önceden bir enerjiymiş. Isı derecesi yani şu anda ölçülemeyen, ölçülemeyecek şeyde bir derecede. Sonra buna bir müdahale olmuş. Bu müdahaleler seri olacak. Serisine Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette biliyorsunuz ki
Hud 7'de, Furkan 59'da, Secde 4'te, Fussilet 9-12'de, Kaf 38, Hadid 4'te, 6 evredir. İnsanın 6 evrelik, yani şeyin, evrenin 6 evrede yaratıldığı. 6 evrelerinde, bu 6 evreninde en güzelinin, en uygununun içinde de insanın yaratıldığı. Yani bu insan bu evrelerin altıncısında yaratılmış. Ha, bu evreler nasıl diyelim? Şimdi fizikçilerin tespitine göre 8 milyar yıl birinci evre, 4 milyar yıl ikinci evre, 2 milyar üçüncü, evet, dördüncü evrede 1 milyar yıl, milyar yıl, 5. evre 500 milyon yıl, 6. evrede 250 milyon yıl. Ve insanoğlu bu evrelerin en uygunu olan, yani 6. evrenin içinde yaratılmış. O evrenin de en sonunda, o da hani Fussilet suresinin içerisinde şey yapılır da, burada en önemli nokta fizikçilerin demiş olduğu şey şu: o enerji mesela 8 milyar yıl dolduğu zaman ikinci evreye geçişte bir güç ona müdahale etmek suretiyle ikinci evreyi başlatmış. Sonra o 4 milyar yıl geçtikten sonra da üçüncü evreyi hani şey yapmış. Yani bir müdahale olmuş, bir girişim olmuş. Bunun şeyiyle öyle bir şey, geçişlerde burada ondan ona geçişin nispeti var ya, zaman ne kadar sürede geçmiş diyecek olursanız, fizikçiler şöyle, ben telaffuz edemeyeceğim onun sayısını da, 0.16 tane 0, ondan sonra 1 gibi bir süre, zaman dilimi içerisinde ona tık dokunmuş, ondan sonra öbürünü başlatmış, ondan sonra öbürünü başlatmış, ondan sonra da öbürünü başlatmış. Ve böylece bu evrelerin en sonunda madde oluşumu, enerji maddeye dönüşmüş. Madde soğuyarak belirli bir noktaya geldiği zamanda da artık ondan sonra insanın da yaratılışına hazırlanmış, hayata hazırlanmış. Ondan sonra diğer varlıklar olsun. Bir de hani Fussilet suresinde ehvâtehâdir. İnsanların, diğer varlıkların yiyeceği, içeceği, rızıkların da, yiyecek içeceklerin de yaratıldığı aşamalar olmuş. Fussilet'te bu böyle. Ben kısadan hani böyle size şey yapıyorum. Şimdi normal varlığımızı şöyle ele aldığımız zaman vaktiyle enerjiymiş. Sonradan belirli bir nokta, işte bu bizim kainatın gördüğümüz, bildiğimiz tarafı, maddeye dönüşmüş, katı maddeye dönüşmüş. Gazıyla, sıvısıyla, katı şeyleriyle hepsi ona dönüşmüş. Ha, şimdi biliyorsunuz insan enerjiden maddeye dönmeyi tespit etti, öğrendi ya, sonradan da ne yaptı? Boş duracak hali yok ya. Maddeden enerjiye tekrar dönebiliriz mi diye çalıştı. Hem de çok çalıştı. Ve neticede onu da buldu. Maddeden enerjiye dönüşü de, hani bu nükleer güç dediğimiz atom bombaları vesaire de, işte bu mantıkla, bu tespitle, evet bu neydi? Bu tespitle, bu icat değil, hani buluştur. Yani böyle şey olarak hani keşiftir. Bu keşifle de onu şey yaptı. Ha, şimdi şöyle hani bir noktaya gelelim. Burada demek ki, hani demin bir şey dedim, 0.1601 oranında bir müdahale, o kadar ince, o kadar bir hassasla şeye gittiğine göre buna bir dokunan var. O aralarda tık düğmeye basıp şey yapanlar var. Bu ne demek? Bu da Allah'ın, şöyle söyleyeyim,
mutlak surette çok bir büyük yazılım sahibi olduğunu, bilgisayarınızı düşünün şöyle. Orada bir program var. O program yazdırdığınız, hazırlattığınız program tık 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 hepsini, planlanan şeyin hepsini yapıyor değil mi? Bunun evrenle ilgili olduğunu, o kadar büyük ve Allah'la ilgili düşünün. İşte bunu da o oranda dokunabilen ancak Allah olur. Ve ondan sonra da zaten hani şimdi şöyle bir şey daha var, biliyorsunuz. Fizikçiler şimdi ne yapar? Şimdi normal fiziğin ötesinde bir de kuantum fiziğiyle evrene müdahalenin evet kuantumda bir ana yazılımda olduğunda onu biliyor. Bir yazılım işi olduğunu da onlar da zaten şey yapıyor. Şimdi bunların hepsi Kur'an'da Ümmül Kitap diye ifade edilir. Ümmül Kitap. Ana yazılım. Onu unutmayın. Ana yazılım. Şimdi ve evrene baktığımız zaman her şeyi, her zaman dokunduğumuz, konu ettiğim bir şey var. Herkes, her varlık, hatta her varlığın atomu, hücresi, atomu, hatta o atomun içerisindeki atom altı maddelerin hepsi bir yerden sürekli kontrol ediliyor. Elinizdeki kumanda var ya, hani böyle diyelim ki hani bir oyuncağınız var, uzaktan kumanda, onu nasıl ileri geri sağa sola hareket ettiniz, onlarla şey yapılıyor, bunu şey yapıyorsunuz. Evet, şimdi bunu şöyle söyleyeyim size, bakın buna iyi dikkat edin, siz de bunu iyi okuyun böyle. Ra'd suresinin 39. ayeti. Siz de bununla ilgili çok güzel araştırmalar yapabilirsiniz. Allah yarattıklarını, dilediklerini imha eder, dilediğini de yerinde bırakır. Devamlı kontrol altında. Bir. Kitabın anası, bilginin kaynağı da yalnızca onun yanındadır. Ana kitapta, ümmül kitapta, ana yazılımda onun yanındadır. Bu Allah'ın şeyidir. Bakın şimdi Hud 56. Bunda çok iyi. Onun perçeminden yakalayıp denetlemediği hiçbir irili ufaklı hareket eden canlı madde yoktur. Şimdi şöyle bir şey var. Hani bu perçeminden tutma demek, eskiden hani bir insanın başından, saçının önünden tutup kontrol altında getir, götür, sağa salla, sola salla işler var. Evet, her varlığın, her zerrenin, yani atom altı maddelerinin de sürekli Allah'ın kontrolünde olduğu bu yazılımda, burada yine burada Kur'an ayetlerinden biliyoruz. Evet, şimdi şöyle gelelim bir başka noktaya. Dünya bu. Dünyadaki hayat da bu. Peki, gördüğünüz gibi nereden geldik? Enerjiden bugüne geldik, değil mi? Bizim bilgimiz, bizim aklımız burada maddeye yöneliktir. Üç boyutla ilgilidir. Evet, üç boyutla ilgilidir. Şimdi dünyadaki melekleri düşünelim şimdi. Biliyorsunuz Kur'an'da üç çeşit melek, yani onun şeyleri var da sınıflamalarını ben yaptım biliyorsunuz. Ona şeye lüzum yok. Sözcük anlamından yola çıkarsak Kur'an'da iki türlü melek var. Meleğin birisi, hani meleke sözcüğünden getirirsek, güçler demek, doğadaki güçler demek. İrili ufaklı bütün iradesiz varlıkların, canlıların hepsi melek kapsamına girer. Hepsi. Onları şey yap. Bir de elekeden geldiğimiz zaman haberciler anlamında olur ki o da Kur'an ayetleridir. Allah da onları elçi de yapmıştır. Ha. Bir de Arapların vehminde, aklında, akla aykırı, mantığa aykırı, dile aykırı olarak Allah'ın yanındaki avanesi olarak şey yaptıkları bir melek kavramı var ki onu burada yad etmeye bile değmez. O Arap zihniyetindeki, müşrik zihniyetindeki melekler. O melekler dediğim gibi sözcük anlamına uymaz, her ikisinden de gelmez. Onların bir inancıydı, mefhumdu. Tamam.
Şimdi hatta şöyle bir şey var. Dünyada herkes şey yapar. Hani insan topraktan yaratıldı. Katı maddeden. Efendim cinler de ateşten yaratıldı. Halbuki böyle bir şey yok. Cin diye bir varlık yok o bildiğiniz hani halk kültüründeki şey yok. Orada Allah'ın yaratmış o enerjiden yaratılan gizli varlıklar demek. O da zaten bizim içimizdeki şeyler var. Peki melekler nereden yaratıldı? Ona da kimse böyle bir şey yapamayınca en güzeli ne derler biliyor musun? Peygamber'e bir fatura kesersin, oradan alırsın bir şey. Öyle şey yapayım, böyle Müslim'de Züst babında bir ifade var. Peygamber'in ağzıyla kullanılmış. Melekler nurdan yaratıldı. Cinler dumanlı at alevden yaratıldı. Adem ise size anlatılandan yaratıldı. Size anlatılan hani topraktan yaratıldı. Cinler ateşten yaratılmış, dumanlı ateştenmiş. Melekler de nurdan yaratılmış. Buyurun. Ve ondan sonra Müslüman alemlerin hepsi bu meleklerin nurdan yaratılmasıyla ilgili kuyuya atılan taşı çıkaracağız diye uğraşsınlar. Yok şu demekti, yok bu demekti, yuydu buydu falan diye uğraşsınlar, dursunlar. Evet, dünyadaki melekler de hani ne dedik? Hani güçlerinden bahsettik, hafızadan bahsettik, dikkatten bahsettik ve hayvandan bahsettik, selden, rüzgardan, dağdan, tepeden, selden, hepsinden bahsettik ya, hepsi de maddeden yaratıldı dünyada. Ha? Şimdi meseleyi toparlayalım. Değil mi? Şimdi bu kardeşimiz bize yazdıkları listede ahiret hayatındaki bakın ahiret hayatındaki meleklerden Allah'ın cennetle cehennemle ilgili görevlilerinin mahiyetini, niteliğini, niceliğini soruyor. Şimdi değerli kardeşlerim, bizim o hayatla ilgili yani üç boyutun ötesindeki bir hayatla ilgili herhangi bir bilgimiz söz konusu olmaz. Şimdi bunu önce bir bilelim. Çünkü Cenab-ı Hak bize, bakın unutmayın, bize Kur'an'ımızda yeni bir yaratılıştan bahseder. Yeni bir yaratılış. Farklı bir yaratılış. Halkan cediden ifadeleriyle. Evet, biz dünyada böyle hani dünya şartlarına uygun olarak görmemiz için ışık lazım, güneşe ışık sindirme için mide bilmem şu lazım, bu lazım. Oradaki şeyse, oradaki yaratılışsa Cenab-ı Hak başka bir yaratılış diyor. Şimdi ona dikkat edelim. Şimdi ben size buradan birkaç ayet vereceğim. Bakın yeni bir yaratılışla ilgili 20'ye yakın ayet bulursunuz. Yeni bir yaratılışla. Hatta Yasin'de ne diyordu? Kafirin teki ne demiş? Kemiği ufalamış. Fıt demiş tamam bunu kim yaratılacak demiş. O da ilk defa yaratan demiş. Ondan sonra da Allah her türlü yaratmayı bilendir ifadesi var. Değil mi? Her türlü yaratmayı. Şimdi önceden bakın enerjiden maddeyi, maddeden canlıyı yapmış. Ha, buna ilk yaratılış diyor. Şimdi dikkat edin bakın Necim suresinin 45-47'de. Hiç kuşkusuz Allah yaratmayı plana koyduğu zaman iki çifti yani erkeği ve dişiyi bir nutfeden oluşturanın ta kendisidir. Evet. Hiç kuşkusuz öteki yaratılışta sadece onun işidir. Evet, dünyadaki yaratılış böyle. Hani erkekli, dişili, üremeli vesaire fakat bir de öteki yaratılış var diyor. Zaten madde şeyimiz burada kalıyor. Biliyorsunuz benliğimiz ayrı,
Belliğimizin ham malı olan vücudumuz, hani bu da neticede taş, toprak, tuz, fosfor vesaire değil mi? Kireç vesaire değil mi? O başka. Bakın unutmayın, hiç kuşkusuz. Öteki yaratılış da sadece onun için. Şimdi gelelim bir başka şeylere. Buraya da iyi dikkat edin. Vaka. Sağın yaranı, nedir o sağın yaranı? Onlar dikensiz kirazlar, meyve dizili muzlar, akasyalar, uzamış gölgeler, fışkıran su, kesilmeyen, tükenmeyen ve yasaklanmayan birçok meyveler ve yükseltilmiş döşekler içindedir. Ama şüphesiz biz bunları, yani kirazı, muzu, gölgeleri, fışkıran suyu öyle bir yaratılışla yarattık ki onları sağın asabı için albenili ve hepsi bir ayarda. Hiç dokunulmamış yaptık. Hiç dokunulmamış. Burada bildiğiniz bekaret, epkar sözcüğüyle geçer. Tamam mı? Yani öyle bir şey ki gözle hiç görmediniz. Normal üç boyutlu hayatınızda olsa görürdünüz. Hiç de düşünmediniz, hiç de akıl edemediniz. Şöyle model, böyle model falan filan. Sizin kapasitenizin üstünde bir yaratılışla yaptık. Yani buradakinin aynısı değil o. Burada üç boyutlu bir şey. Orada farklı bir şey. Bu biliyorsunuz özendirmek içindir. Bir şey daha var size. Şimdi burada yine Bakara suresinin içerisinde ölümü aranızda biz ayarladık. Yani falan şu zaman ölür, filan zaman ölür falan diye biz ayarladık. Ve biz sizi benzerlerinizle değiştirmemiz ve sizi bilmediğiniz bir şeyde inşa etmemiz üzerine önüne geçilenler, engellenebilenler değildiniz. Sizi burada hayatınızı bitireceğiz. Ölümlüsünüz. Tamam mı? Ve bizim sizi ahirete çekmemize de kesinlikle engel olamazsınız. Mutlaka ona döndürüleceksiniz. Ama nasıl biliyor musunuz? Sizi bilmediğiniz bir şeyde inşa etmemiz üzerine. Bilmediğiniz bir şey üzerine inşa etmemiz üzerine. Demek ki biz burada ne kadar şey yaparsak yapalım, evet, gayret edersek edelim, onu öyle söyleyeyim, onu bilemeyeceğiz. Yani neticesi benlik veyahut da ruh diyelim kabaca. Buradan gittikten sonra ahiret hayatındaki alacağımız şekille ilgili herhangi bir bilgiye burada henüz sahip olamıyoruz. Evet, şimdi bir de şu var. Burada tuhafınıza gider. Bu boyutta başkası yaymış soruyu. Diyor ki mesela cehennemde etlerinizi yakacağım. Sonra tekrar birleştireceğim, tekrar yakacağım derken cesedimiz mi gidiyor cehenneme yoksa ruhumuz mu diyor. Bak şimdi burada onu daha şey yapayım, bir noktayı da okuyayım. Ruhumuz gidiyorsa cehenneme ruhumuzun eti var mı? Ruhumuz gidiyorsa cennette, ruh gidiyorsa, yani bu beden yoksa diyor, 72 huriyi ne yapacak? Ruhun organı var mı? Bunlar gülecek gibi değil. Yani iyi bir düşünce ürünü şeyler. Orada cinsiyet yok. Onu biliyoruz. Oraya nefis dediğimiz, Allah'ın benlik dediği şey gidecek. Bu anlatımlar etten bahseder, cehennemden bahseder, topuktan bahseder. Diyelim ki hatta meyveler, hani demin ki ayetlerde hani Vaka suresinde meyvelerden, sebzelerden bahseder. Daha başka sütten bahseder, baldan bahseder, ağaçtan, sudan, ırmaktan bahseder. Bunların ne? Üç boyutlu insana hazlanacağı bir şeyi anlatabilmek için böyle bir örnek verilmesi lazım. Bunlar cennetteki Allah'ın vermiş olduğu nimetin veya eziyetin, ezanın gerçeği değil. Bunlar anlatımı. İsterseniz yani şöyle söyleyeyim.
Kur'an'ımızda yani Rad suresinde 35'te bakın. Allah'ın koruması altına girmiş kişilere söz verilen cennetin örneği şöyledir. Örnek. Cennet böyledir demez Allah. Örneği. Onun altından ırmaklar akar, nasiplikleri, meyveleri, renkleri, tatları ve gölgeleri süreklidir. İşte buyur. Bunlar örnek. Yine Muhammed 14-15'te de peki Rabbi tarafından apaçık bir delili üzerine bulunan kimse, işinin kötülüğü kendisine süslü gösterilen ve boş iğreti arzularına uyan kimseler gibi ateşte sonsuz olarak kalacak olan ve kaynar su içirilip de bağırsakları paramparça olan kimseler gibi midir? Hemen başka şeye geçiyor canım. Allah'ın korumasına girmiş kişilere vaat edilen cennetin örneği, orada bozulmayan temiz sudan ırmaklar, tadı değişmeyen sütten ırmaklar, içenlere lezzet veren şaraplar, şaraptan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır. Bu ne? Örnekmiş işte. Şimdi bu saygıdeğer kardeşlerimize de özetle söyleyecek olursam, onu da burada belirteyim. Ahirette, cennette görevli olacak Allah'ın görevlileri, cehennemde görevli olacak meleklerin görevleri, bildiğimiz kadar buradakiler, hani diğer varlıklar Cenab-ı Hak ne diyordu? Orada cehennem üzerinde gılaz, kaba, şiddetli öyle şeyler vardı ki iradeleri yok. La yasunallah, Allah'a isyan etmezler veya farına matumlar. Neye emredilmişlerse onu yaparlar diyordu ya. Orada da Allah onlara, yani bizlerin nasıl yaratılacağımızı kendimiz bilmediğimiz gibi, onların da ne niteliklerini ne niceliklerini bilebiliriz. O başka bir boyut. Onun için bu konularda Allah'ın bize verdiği bilgilerle yetinmek bize kafidir. Onun ötesinde falan şöyle dediydi, filan böyle dediydi. Hani demin dedim ya, hani peygambere fatura edilmiş şey vardı ya, hani melekler nurdan yaratılmış. Nur ne ki yani? Hadi önce onun şey, nur ışık demek yani. Böyle hadi bakalım. Bunu nasıl şey yapacağız? Altından nasıl çıkacağız? Dediğim gibi kuyuya taş atıp, bir delinin kuyuya taş atıp binlerce akıl çıkaramaması veyahut da recmen bil gayb, yani usamaya, karanlığa taş atma usulü şeyler olur. Cenab-ı Hak bizi bu ayetlerde gösterdiği gibi orada düşünmediğimiz, aklımıza ermediği, bilemeyeceğimiz, şimdi bilemeyeceğimiz bir boyutta, bir şekilde bizi yaratacak, nefislerimizi ödüllendirecek, karşılığını verecek. Bu kadarlığını bilmemiz yeterlidir. Evet, bu kardeşlerimize de teşekkür ederiz. Belki bizden almak istedikleri bilgi budur. Veyahut da farklı bir şey midir bilemeyeceğim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.